9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 239 Ödev Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Ödev yayınları sayfa 239 tutanak üzerinde silinti, kazıntı ya da tutana ekleme yapılmaz. Yanlış yazılan ifadenin üzeri tek çizgiyle çizilir. Çizili kısımdan hemen sonra kaç kelimenin üzerinin çizildiği parantez içinde belirtilir, tutanağı düzenleyenlere çizilen kısım paraflanır. Tutanak birden çok sayfadan oluşuyorsa sayfaların üst kısmına kaçıncı sayfa olduğu yazıyla belirtilir ve her sayfanın altı imzalanır, tutanağın bölümleri başlık, tutanağın üst erta bölümünde yer alır, büyük harflerle yazılır. Başlık olarak tutanak, olay tutanağı, emanet tutanak gibi isimler kullanılabilir. Giriş, tutanağın tutulmasını gerektiren ön bilgilerin yer aldığı, tutanağın düzenlenme nedeninin açıklandığı bölümdür. Gelişme, olayın başlangıç, gelişme ve sonucunun yazıldığı bölümdür. İlgili kişilerin açık kimlikleri ve olayla ilgili deliller bu bölümde yer alır. Sonuç, bu bölümde yazılı metnin bir tutanak olduğu, tutanağın taraflarca okunduğu ve tanzim edildiği yerin ismi yer alır. Tarih ve saat, tutanağın tutulduğu tarih ve saat bu bölümde yer alır. İmza, tutanağı tutan kişilerin, katılımcıların, şahitlerin ad, soyad, unvanlarının ve imzalarının yer aldığı bölümdür. Etkinlik 1. Mektup ve e-posta yazma aşamalarına uygun olarak bir mektup veya e-posta yazma çalışması yapınız. Cevap: Eşposta gönderen, aliyuksel1243@gmail.com alıcı, osmangazibel@gmail.com 12 Nisan 2023'te açacağınız Çin'i sergisine eserlerimle katılmak istiyorum. Konuyla ilgili olarak e-posta adresime dönüş yapabilirsiniz. İyi çalışmalar, Ali Yüksel. Telefon numarası 0531234567 82. Mektup yazma geleneğiyle ilgili düşünce ve izlenimlerinizi anlatan bir yazı yazınız. Cevap, vaktiyle adına türküler söylenen, gelmesi dört gözle beklenen çok değerli varlıklardı mektuplar. Askerdeki bir delikanlı, okumaya gurbete gitmiş bir delikanlı veya yurt dışına para kazanmaya gitmiş bir baba, eşi, oğul. İşte bunların hepsi için çok değerliydi mektuplar. O mektuplardaki kısacık bir "biz iyiyiz, sen kendine dikkat et" cümlesi bir dahaki mektuba kadar yeterdi insanlar için. Ancak teknolojinin gelişmesiyle pek çok şey gibi mektup da önemini yitirdi. Yerini eşpostaya, cep telefonlarından gönderilen mesajlara ve son yıllarda ise mesajlaşma uygulamalarına bıraktı. Üçüncü dilekçe ile ilgili bilgilerden yararlanarak bir dilekçe yazınız. Cevap: Dilekçe Osmangazi Belediyesi'ne, Bursa Ahmetpaşa Mahallesi Uçar Sokak'ta ikamet etmekteyim. Çöp kamyonları çöp konteynerlerini boşaltırken yola da çöplerin pis sularını ve çöp kalıntılarını bırakmakta ve bunlar temizlenmemektedir. Bu durum kötü bir görüntü ve kokuya neden olmaktadır. Bu konuyla ilgili daha özenli hareket edilmesini arz ederim. 19 10 2023 adres: Ahmetpaşa Mahallesi Uçar Sokak No 2 Osman Gazi Bursa. İmza: Ali Yüksel 4. Tutanak ile ilgili bilgilerden yararlanarak bir tutanak yazınız. Cevap: Tutanak. 19 Ekim 2023 tarihinde yapılan denetlemede Turgay Efe, Ali Yüksel ve Ömür Durmaz'ın derse telefonla girdikleri görülmüş ve telefonlarına el konmuştur. Bu tutanak tarafından 12C sınıfında tanzim edilerek 19 Ekim 2023 tarihinde saat 14.05'te imza altına alınmıştır. Hikmet Neşeli. Müdür Yardımcısı Ahmet Ulu. Okul Müdürü 9. Sınıf Ödev Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 239 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.